Yememiş, içmemiş, koşturmuş yine kuzenin yanına. Yahu yavaş yavaş, onlar Zeynep değil, onlar bizim tabaklar. Bu ne yapar, ne eder bak, bu akşam da bir plan yapar Kuzey'le, ben sana diyeyim. Hay, bu mu şimdi bizim tek derdimiz ha? Zeynep mi yani, bizim derdimiz Zeynep mi? Sırf beni kıskandırmak için yapıyor anne, vallahi bak, özellikle beni sinir etmek için yapıyor. E başarıyor da işte. Dağılmak istiyorum, dağılmak, al. Dağıttı işte, yaptı yani, başardı. Ben çıkıyorum, dükkana gitmeden önce işlerim var. Sen evdesin değil mi? Evdeyim de bir ara uğrarım ben de dükkana. İyi, ver bir yanak. Hadi takma kafana, o taksın seni kafasına. Güney. Günaydın. Harika bir fikrim var, bayılacaksın. Bunu daha önce niye düşünmedik diyeceksin. Canım dur dur, ne bu böyle sabah sabah? Çünkü çok mutlu uyandım. Olağanüstü güzel bir rüya gördüm. Hayırdır? Böyle etrafımda bir sürü çocuk vardı. Hepsi anne, anne, anne deyip duruyorlardı. Sonra ben böyle bir tanesini aldım. Kucağıma böyle küçücüktü. Bana ihtiyacı vardı. Vakıftan bir çocuğa evlat edinelim istiyorum. Bence de harika bir fikir değil mi? Hayatım, her gün yeni yeni şeylerle geliyorsun. Vallahi sürprizlerle dolusun. Hayır deme, ne olur Güney. Ne olur, ne olur, ne olur. Diyeceğim çünkü... Benim artık çocuk sahibi olmam söz konusu değil ki. Zaten buna doktorlar da izin vermez. Güney, ne olur vakıftan bir çocuğa evlat edinelim. Hadi ne olur. Hayatım bak, yani şu an bir çocuğun sorumluluğunu alacak durumda değilsin değil mi? Değiliz, ben de değilim, sen de değilsin. O yüzden yani. Ama ben artık hasta değilim ki. Tamam ama yapma Banu lütfen ya. Bak ileride belki olabilir ama şu an için çok erken. Ne olur canım, üzme beni. Tamam mı? Hı? Hı, tamam. Sen Ankara'ya sabah gidip akşam döneceğim demiştin. Niye bavula sırlıyorsun ki? Ya yarına da toplantım varmış bakanlıkta işte. Öbür güne sarkabilir de ama. Ama bugün sevgililer günü. Ne? Ya ben onu tamamen unutmuşum. Ben bugünü de mi sensiz geçireceğim? Canım işlerimi erteleyemem biliyorsun. Bir sürü toplantım var. Bak bunun acısını çıkaracağız, söz veriyorum. Tamam mı? Hı? Sevgiler günü kutlu olsun. Ne oldu? Alarm çalmamış. Çaldı, ben kapattım. Ya inanmıyorum ya. Beni niye uyandırmadın? Geç kaldım şimdi. Mahvoldum. Kapının önüne koyacaklar. Koyarlarsa koysunlar ya. Niye panik yapıyorsun ki? Senin için hava hoş tabii. Ne kadar kazanıyorsun o işte? Eray, ben sana vereyim o parayı. Dikkatli ol. Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Yine kırıyorsun beni. O konfeksiyon atölyesinde sabahtan akşama kadar makinelerin başında olmaktan mutlu değilsin, biliyorum. Ben bir karar verdim. Vazgeçmeyeceğim. Kendim çalışacağım, kendi paramı kendim kazanacağım, kimsenin elini tutmadan. En azından kendime ispatlayacağım bunu. Önünü kapa, önünü. Lan oğlum, bir dediğim lafı da ikiletme lan. Bir de başımız hasta olacaksın. Sen bize emanetsin ya. Al. Sen beşini sabah sabah teftiş üstüne teftiş. Buyur. Alo. Alo. Günaydın.
Şeref ben. Sami amcanın telefonu kapalıydı da. Ne istiyorsun lan sen Sami amcadan? Ne izle arıyorsun lan sen bizi? Mirza Çeltik öldü. Şu Ferhat'ın katiliyim diyen herif. Bu dosya büyük ihtimalle kapanacak. Ona haber vermek için aramıştım. Geç kalıyoruz. Sen arabada bekle, geliyorum ben şimdi. İyi misin? Mektubun orijinali bizde zaten. O kopya sende kalabilir. Teşekkür ederim. Son cümlesini yazana kadar direnmiş. Kalem elinde ölmüş neredeyse. Oğluna kavuştum. Hem sana veda etmiş, hem de Ferhat'ı öldürdüğünü bir kere daha itiraf etmiş. O zaman bu iş buraya kadar. Artık kendi eliyle yazılmış bir ifade de var elimizde. Evet, var. Resmi prosedüre göre artık bu dosya kapanabilir. Ama benim için Ferhat'ın gerçek katilini bulana kadar kapanmayacak. O mektupta ne yazarsa yazsın. Ben Mirza Çeltik'in Ferhat'ı öldürdüğüne inanmıyorum. Ve bunu ispatlayacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Neyse. Tekrar başınız sağ olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.